Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Osmanlıca belge okumalarımız devam ediyor. Bir önceki dersimizde olduğu gibi yine bir askeri vesika okuyacağız arkadaşlar. Hemen yukarıdan başlayalım. Bakalım bu askeri künyede neler varmış. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz ki zaten burada arşivlerde besmelenin işaretini görüyoruz arkadaşlar. Nişancı on başısı arkadaşlar nişancı onbaşı sı şeklinde genelde arşivinde de bu şekilde geçer. Mesela beyler beyi değil de beyler beyisi yani s'si ekleri arkadaşlar geldiğini arşiv metinlerinde görüyoruz. Bu y harfi arkadaşlar y harfi bu şekilde yazılabiliyor. Alay demek. Askeri birlik biliyorsunuz 55. alay, sahra topu, sahra topu, cebeli obüs, cebeli Obüs. Tabur 2. T harfi. Taburun kısaltılmışı Y harfi. Alayında arkadaşlar K harfi. Tabur 2 bölük 5. Bu K harfi de bölüğün arkadaşlar. Bölük 5 ya da 5. bölük şeklinde de okunabilir. Evet. Bölük 5'ten şu kısım Hane yazıyor. Adresi artık nereliymiş? Arkadaşlar İzmir vilayetinin Muğla sancağının Köyceğiz kazasının Söğüt karyesinden Arkadaşlar İzmir, Muğla, Köyceğiz, Söğüt bütün bu şehirlerimiz arkadaşlar. Selam olsun. Ondan sonra kimmiş bu zatı muhterem ecdadımız? Durmuş oğlu İsa yazıyor arkadaşlar. Durmuş oğlu İsa. Şu işaret bende gibi ama karıştırmayın arkadaşlar. Burada tevellüdü anlamında kullanılmış bir ifade. Yani doğum tarihi 310. Yani 1310 Rumi tarihinde. Bu ecdadımız arkadaşlar doğmuş. Sonraki kızım. Şurası arkadaşlar lamveye. ve y duhulu. Ne duhulu? Girişi, askerliğe girişi. Ne yazıyor? Efendim 19 şurası fi olsa gerek. 19 Ağustos 19 Ağustos sene 330. 330. Yani 20 yaşındayken askere girmiş arkadaşlar. Günümüzde de biliyorsunuz bizler e, askerliğimizi 20 yaşından sonra yapmaya e, başlıyoruz Türkiye'de. Askerlik yaşı olarak arkadaşlar. Sonra dediğim için okuyanlar vesaire daha sonra gidebiliyor. Şimdi NASP'ı yani NASP'ı da arkadaşlar bir nevi terfisi. Yani e, er olarak gitmiş. Daha sonra e, askerlik devam ederken bir sonra, sonra arkadaşlar rütbe almış. Bir teşriğini sani Evet nasbıydı bu kısım. Sene 334. Yani arkadaşlar 1918 tarihinde ne yapmış? E, durmuş oğlu İsa kardeşimiz o zaman tabi şu an ecadımız diyoruz. 10 e, başlılık rütbesine terfi etmiş. Cenab-ı Hak ecadımızdan ilelebet razı olsun inşallah. Onlara layık bir eee torun oluruz diye dualarımızı edelim arkadaşlar. Onların sayesinde bizler bu ülkede yaşıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bala'da Ne demek Bala? Ankara'nın ilçesi değil tabii ki. O manada değil. Yukarıda diyor. Bala'da künyesi muharrer. Ne demek muharrer? Yazılı, yazılmış onbaşı. Sahra Topçu 50 5. alayın 2. Cebeli obüs taburunun 5. bataryasında 5. bataryasında onbaşılıkta onbaşılıkta istihdam şurada arkadaşlar istihdam olunmuş olunmuş yani evet, istihdam olunmuş ve onbaşı rütbesini haiz bulunduğunu bulunduğunu mübeyyin iş bu vesika yedine ita kılındı. Yani bu ecdadımız arkadaşlar artık on başlılığa terfi dair bu vesika kendisine verilmiş, ita edilmiş. Peki ye dedi yine alay arkadaşlar. 55. alay. ikinci tabur. mürettep tertipli düzenlenmiş. Burada da bölük 5 demiş kef bölün 5 ama metin içerisinde arkadaşlar batarya bataryanın kısaltılmışı olarak kullanıldığını gördük Evet 55. alay 2. tabur mürettep bölük 5 gibi yazmış metin içerisinde dediğim gibi arkadaşlar burada batarya 5. batarya diye yazılmış batarya bölü olsa gerek arkadaşlar bataryasında sadece bölük 5 diye yazmış. Batarya böyle olduğunu söyleyebiliriz o zaman. Kumandanı imzada da yüzbaşı demiş. İsim yok. Sadece yüzbaşı yazdığını görüyoruz. Tekrar burada 55. ala 2. tabur kumandanı binbaşı diye şeklinde yazmış. Fi 22 Ağustos sene 336. Yani arkadaşlar 1336 ki bu da 1920'li yapıyor. Benim büyük dedem de arkadaşlar o dönemlerde Kurtuluş Savaşı'nda Halep cephesinde savaşmıştı. E, o dönemde tabi e, e, Türkiye'nin her tarafı arkadaşlar kuşatma altında Osmanlı'nın diyelim. E, bütün cephelerde sadece Çanakkale değil arkadaşlar. Şark'tan garba birçok cephede savaşlar vardı. Bir kısmı Çanakkale bir kısmı e, Doğu taraflarında arkadaşlar Halep-Şam taraflarında savaşmıştı. E, böyle ecdadımız savaşmışlar. O zaman arkadaşlar 6-7 sene ne yapmışlar? Askerlik vazifesini ifa etmişler. Böyle bir zamandan ülkemiz geçmiş ve bugünlere ulaşmışız. Bu cihetten arkadaşlar çok büyük minnettarlık hissetmeliyiz ecdadımıza karşı dinamak onlardan ebediyen razı olsun. Teşekkür ediyorum. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersimizin daha sonuna geldik. İnşallah istifadeli olmuştur. Tekrar söyleyelim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, derslerimizi beğenip paylaşmayı tavsiye etmeyi unutmayalım. Sebep olan işlemiş gibidir. Esselamu Aleyküm.